pek çok hastamız hekime ulaşamıyor bu. Kendi Evet. hekimlerine ulaşamıyorlar. O da başka bir sıkıntı. O zaman kendileriyle ilgili nelere dikkat etmeliler? Yani mesela ne zaman hiç ev, ben biliyorum ki çoğu hiç evden çıkmıyor. Kendilerini ciddi izole ettiler ama tabii evin içinde hala çalışanlar, dışarı çıkanlar var. Bu durumda nasıl, nelere dikkat etmeliler ve hangi belirtileri gördüklerinde en azından hekimlerine mutlaka ulaşmalılar? Bir kere virüs kendiliğinden gelmez. Yani evin içinden şey değil, Evet. mutlaka bir dışarıdan temas olmuş olacak. O anlamda veya şeye de çok abartmasınlar. Hani yemek söylüyorlarsa işte dışarıdan gelen yemeklerden geçer eder. Yok balkonda tutanlar varmış bazen şey. Bunlar çok gereksiz bence. Çok şüphede kalırlarsa bile bir dezenfektanlı, alkollü mendille silebilirler. Bu normal şeyde Gelen. olan marketlerde. Evet, gelen kutuların üstünü falan silebilirler. Onların yok özel yıkamak falan gerekmez. Hatta şunu bile duydum. Meyve ve sebzeyi sabunla yıkasak mı gibi. Hocam peyniri çamaşır suyuyla yıkayan yakınım var. Evet. Öyle söyleyeyim size. Peynir baya bildiğiniz. Şimdi onu Evet. ayrıca soracağım. Yani hani oradan ne kadar panik olmalıyız? O en son soru olarak onu sormak istiyorum size. İşte Ama kanser sormuşsun hastası. da. Ama yok. Ondan önce şeyi devam etmenizi rica ediyorum. Yani kanser tanısı alanlar ayrıca nelere, Hayır. hangi belirtilerde mutlaka Gitsinler. evet Evet. gitsinler İşte doktora. burada bir şekilde ateş çıktı, öksürük oldu veya boğaz ağrısı oldu diyelim. Şu anda biz bu tür ateş, boğaz ağrısı ve solunum sıkıntısı olan kimseye aksi ispat edilinceye kadar COVID'dir. Yani COVID diye saymak lazım. İlk gün belki kendini dinlemiş. Bazen de ateş akşamları özellikle çıkabilir. Ki kanser hastaları eğer hastanede kalmışlarsa enfeksiyon başlarından geçmişte bunu çok iyi bilirler. Ateşlerini ölçmeleri, ateşlerini ölçüp ama şunu unutmasınlar, akşamları yarım derece ateşlerimiz yükselir. Bu normaldir fizyolojik olarak. Ve ateşlerini yükselip semptomları olduğu zaman biraz belki bir gün, yarım gün kendilerini dinleyebilirler. Hemen orada panik olup doktora gitmekten kastetmiyorum ama kalıcıysa, ısrarcılıysa bu ateş yükselmesi ve semptomlar bir gün sonunda belki doktora hakikaten gitmelerinde yarar var. Ve ona göre yapılacak testler hemen sonuç beklemesinler. %30-40 duyarlılık çıkıyor. Ama tomografi burada çok yararlı oldu. Tomografiden bir şey anlaşılabilir. Özellikle öksürük varsa. İşte diğer kan testlerinden, serum testlerinden bir şeyler anlaşılabilir. Hastanede yatmalarına karar verilebilir. Yahut da daha hafifse semptomları evlerinde bunu geçirebilirler bu süreyi. Ağırlaşınca hastaneye giderler. Yani hastaneye yatma kararı tamamen semptomların ağırlığına bağlı. Yani ben COVID oldum ne yapacağım ben şimdi demeye gerek yok. Yani bu bir influenza gibi düşünün. Belki influenza geçirmiş olabilirler. Her influenza vakası nasıl ki yatmıyorsa COVID'in de %80'i çok hafif seyirli zaten. Hatta asemptomatik denilen mesele de onunla ilişkileniyor. Yani çok hafif seyrettikleri için bazı hastalarda fark etmiyorlar. Bu kanser hastalarında da çoğunda hafif geçirebilirler. Toplumdan çok farklı bir özellik olmayabilir. O yüzden evlerinde kişiler hafif bir seyirle ama başkalarına bulaştırmayı da gözeterek yani bulaştırmadan kendilerini izole edebiliyorlarsa en güzeli evde kalırlar. Evin tabii yapısı buna ilişkili. Hani büyük bir evse falan bu mümkün olabilir. Çocuklarına, eşlerine Evet. bulaştırmadan geçirebilirler.